Sevgili izleyenler, bu haberimizin ardından şimdi sırada reklamlar var ama siz hiçbir yere ayrılmayın. İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi reklamların ardından kaldığı yerden devam edecek. Sevgili izleyenler, reklamların ardından yine sizlerin karşısındayız. Efendim, istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolları nelerdir? En az seansta, en güvenilir bir şekilde hangi çözümlerle bunlardan kurtulabilinir? Hülya Hanım'a, güzellik uzmanımıza mikrofon uzatacağız. Epilasyon mu, lazer mi? Hangisi daha iyi? Arasındaki farklar neler? Ondan öğreneceğiz. Günümüzde kadın ve erkekler istemeyen tüylerden kurtulmak için lazer yaptırıyor. Hangi lazer iyi sonuç verir, nelere dikkat etmek lazım sizler için araştırdık. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, efendim bu haftada güzellik ve sağlık üzerine bilgiler almaya devam ediyoruz efendim. Yanımızda güzellik uzmanımız Hülya Hanım var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün epilasyon odasındayız ve sanırım bir işleme başlamadan önce Hülya Hanım'ı yakaladık efendim. Bugün ne yapıyorsunuz efendim burada? Bugün epilasyon yapacağız hastamıza. Epilasyon 1800'lü yıllardan beri süregelen bir yöntemdir. Çok eski bir yöntemdir ve kılların rengi, kalınlığı, inceliği, siyahlığı, beyazlığı hiç fark etmez. Her şekilde sonuca ulaştığımız bir yöntemdir. Dolayısıyla da Ergün Bey'e bugün epilasyon yapıyoruz yanak kısmına. Genelde erkek müşterilerimiz bu fazla jiletlemekten kendilerini, tüylerinin, kıllarının dağıldıklarından hep şikayet ederler. Genelde yanak kısımlarını yaptırmak isterler ve son zamanlarda bayağı bir çoğaldı bu talepler. Peki efendim, epilasyon nasıl bir yöntem? Nasıl seanslı bir yöntemli veya lazerle epilasyon arasındaki farkı nedir? Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Epilasyon seanslı bir yöntem değil, lazerden çok daha farklı. Kıl köküne teker teker iğneyle girdiğimiz ve kıl köklerini yakarak kuruttuğumuz bir yöntem. Dolayısıyla kılın kalınlığına ve derinliğine göre değişiyor. Kimi kıl köküne bir kere de girdiğimizde sonuç alıyoruz. Kimisini 5 kere, kimisini 10 kere de. Bu nerede olduğuna yine ve kalınlığına göre değişiyor bu yöntem. Ama kesin çözüm, şöyle bir şey var. Epilasyona genelde hani bilgi edinmek istiyorlarsa başladıklarından itibaren, ben genelde bütün müşterilerime söylediğim bir mesafe var. O da bir yıl. Bir yıl verin diyorum. İlk haftalar, ilk aylar bir haftada bir, iki haftada bir oluyor. Birkaç ay sonra bunlar iki aya, üç aya, üç ayda bir, dört ayda bir. Öylelikle yavaş yavaş bitirme yoluna gidiyoruz. Peki efendim, bildiğimize göre epilasyon da lazer gibi aynı işlevi görüyor. Hangi durumlarda lazer, hangi durumlarda epilasyon kullanıyorsunuz? Lazerle epilasyon arasındaki farkı ben şöyle söyleyeyim. Lazer sarı, beyaz ve kırmızı kıllara hiçbir şekilde fayda etmiyor. Çünkü epilasyon ise kıl köküne teker teker girdiğimiz için, kıl kökünü yaktığımız için birebir iğneyle temas halinde olduğundan dolayı direkt etkisini görüyor ve sonuçlar kalıcı. Her köke tek tek girdiğimizden dolayı o biten köklerin bir daha gelmesine imkan yok. Ama lazer öyle değil. Lazer sarı tüylerde çok fazla şeyini göstermiyor, gösteremiyor. Gösteren bir makine de çıkmadı. Şu ana kadar en etkili makine Alexandrite.
O zaten bizim de çalıştığımız makine de Alexander Wright'tır. Çok çok da memnunuz. Müşterilerimizin %95'inde vardığım, yani genelde müşterilerimiz çok memnun. Şöyle anlatayım. Alexander Wright'ta neden sonuçlar çok iyi? Deriye değdiği anda kıl köküne kadar aldığımız o ışındaki güç aynı. Kıl kökünde de buradaki gücü kıl kökünde de gördüğü için 4 ile 6 seans içerisinde tüylerimizde %60, %70, %80'lik bazen %90'lık sonuçlar alıyoruz. Yani Alexander Wright ışını çok güçlü bir ışın ama kullanılması da çok zor bir makine. Kesinlikle eğitimi bu anlamda ciddi anlamda eğitimler alınmış, ne yaptığını bilen, kılın her stage'ini tanıyan birilerinin yapması lazım. Biz ekip olarak lazerde güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçlarımız çok iyi. Aldığımız feedback, müşterilerimizden aldığımız feedback çok iyi. Alışılmışın dışında bir makine kullandığını belirten Hülya Hanım, sonuçların mükemmel olduğunun altını çiziyor. Peki Hülya Hanım, diyelim ki ben belirli yerlerimde tüylerden veya kıllardan rahatsız oldum ve size geldim. Bu dakikadan itibaren bu süreç nasıl gerçekleşiyor efendim? Sizin hangi bölgeleri istediğinizi ve oradaki kılların kalınlığı, cildinizin rengi, bunları analiz ediyoruz. Belli başlı sağlık kontrolünden geçirmemiz lazım. Bu çok önemli. O yüzden bütün müşterilerimize diyoruz. Karar vermeden önce gelin, öncelikle bir patch testimizi yaptırın. Sizin vücudunuz lazeri kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu bizim görmemiz açısından? Bu çok önemli. Ayrıca bugün size sadece lazer ve epilasyon hakkında bilgiler verdim ama çok daha farklı işlemler de yapıyoruz. Et benlerinden rahatsız olanlar genelde beylerin boyun bölgesinde oluyor. Et benlerini alıyoruz. Kılcal damarlar olur burun kenarlarında ya da göz çevrelerinde. Onları alıyoruz. Cilt bakımları yapıyoruz. Kaş göz dövmesi, lazerle yine cilt yenileme. Çok daha ayrıntılı şekilde tedavilerimiz var. Son 12 yıldır Enfield bölgesinde çalışıyorduk, hizmet veriyorduk. Artık Tottenham bölgesine taşındık. 643 Tottenham High Road bölgesindeyiz. Salonumuzun ismi Etiket. Sağlıklarıyla birlikte güzelliğine önem veren bay ve bayanları dükkanımıza bekliyoruz. Günümüzde hem kadınlar hem de erkekler dış görünüşleri için güzellik salonlarının yolunu tutuyor. Bugün burada yani karımdaki istemediğim tüyleri kurtulmak için Hülya Hanım'ın yanına geldim. Ve Hülya Hanım'ın sayesinde yani karımdaki istemediğim tüyleri kurtuldum. Ve bu sayede çok memnunum Hülya Hanım'ın yapmış olduğu servisten dolayı. Ve tüm dostlarımı buraya davet ediyorum. Sevgili izleyenler, gittiğiniz salonun sertifikalarını sormayı unutmayın. Güzel olmak için daha kötü sonuçlarla karşılaşmayın.